bugüne kadar iç yüzü anlaşılamamış olan Edvar. 13. yüzyılda yaşamış olan Safiyyüddin Nurmevi'nin nazari eserlerinde bugüne kadar çözümlenemeyen çelişkili bir durum mevcuttur. En erken nüshası 1235 yılında kaleme alınmış olan Kitab-ül Edvar'ında Urmevi, tarihte ilk kez 17'li Pitagoryen bir dizge vermiştir ve bu meşhur dizge günümüzdeki gayrimüsavi 24 perdeli taksimatın matematiksel öncüsü sayıldığı gibi Türk bağlamaların saplarına ya oktavda ya da baştan aşağı 17 perde bağlanmasına ilham kaynağı olmuştur. Urmevi, 1267 olarak tarihlenen en eski Şerefiye Risalesi nüshasında ise bambaşka tetrakordal ve pentakordal bölünmeler üzerinden sırasıyla Isfahan'ı, bundan mülhem bir alt küme olarak Raheviyi, ayrıca Zirefkendi Kuçek ile bunun içinde bir unsur olduğu anlaşılan Zirefkendi ve son olarak Büzürgü açıklamıştır. Nitekim bu anlatılan cinslerin oranları 17'li Pitagoryen sistem perdeleriyle çoğunlukla örtüşmemektedir. Dahası Safiyyüddin, Şerefiye Risalesi'nde bir de Farabi'den beri bilinen tam dörtlü boyunca kadim udde saatini oranlarını vermiştir. Buradaki oranlara bakıldığında ne 17'li Pitagoryen sistem ile ne de mezkur cinslerle tam olarak örtüştüğü görülmektedir. Gel gelelim, Urmevi'nin Edvar'ının 1330'larda yapılan bir istinsahında gerek söz konusu ucu açık 17'li sistem ile gerek tetrakordal pentakordal bölünmeler ile gerek Farabi de saatini ile doğrudan ilişkisi kurulamamış olan ve Yalçın Tura'nın 17 ton eşit taksimat ile eş anlamlı sayılabilecek beşlilerle 17 turda kapanan yapı görüşünü sanki haklı çıkarır bambaşka bir ud resmi vardır. Bugüne kadar iç yüzü anlaşılamamış olan çelişkili durumun tarafımdan daha önce açıklanmaya çalışıldığına dair bir not düşmek isterim. Daha önceki çalışmalarımda 17'li Pitagoryen sistemin nazari bir araç olarak düşünülebileceğini ve bir yaklaşıklıktan ibaret olabileceğini vurgulamıştım. Şimdi burada bu görüşümü bir ölçüde tasrih ediyorum. Bence Safiyyüddin'in 17'li sisteminden kastettiği perdeler mezkur ud resminden hareketle yorumladığım ve burada ilk kez sunacağım oranlardır. Farabi de saatini de tetrakordal ve pentakordal cinsler de keza bu oranlara iyi kötü iz düşürülebilmektedir. Burada şu hususu ayrıca vurgulamak isterim. Yakın zaman önce kaybettiğimiz değerli müzikolog meslektaşım rahmetli Emin Beyhum ödül kazanan son bir makalesinde benden de üstü kapalı bahsederek Arap udlarına o dönemde aslında icra esnasında katiyen perde bağlanmadığını, perde bağlarına yönelik referansların tamamen eğitsel ve nazari araçlar olarak anlaşılması gerektiğini savunmuştu. Ben bu görüşü eleştirmiştim ve az sonra bahsedeceğim ud oranlarını onunla paylaşmıştım. Rahmetli Emin ne yazık ki bunlar sadece spekülasyondan ibaret Ozan diye beni dışarlamıştı. Şu anımı da paylaşmak isterim. 15-17 Mart 2011 tarihinde Bakü'de düzenlenen 2. Uluslararası Mugam Festivali kapsamında Mugam'ın yeri sempozyumuna katılmıştım ve orada değerli müzikolog Jean Düring ile Urmevi konusunda ayaküstü bir resleşmemiz olmuştu. O bana yıllar önce toplantılar yaptıklarını ve Urmevi'nin anlatımlarından bir yere varamadıklarını söylemişti. Bense bu şekilde kestirmeden Urmevi'nin yazılarını boşa sayamayacağımızı ve daha dikkatli incelemeler sonucu gizli kalmış cevherleri açığa çıkarabileceğimizi düşündüğümü aktarmıştım. Monsieur Düring ise buna karşılık omuz silkmekle yetinmişti. Mücennebat oranlarını açıklamakta sergilenen bin yıllık üstün çabalar karşısında diğer yapılan açıklamalar tamamen geçersiz mi sayılmak gerekir bu durumda? Bence elbette hayır. Bugüne kadar doğru kavranamamış 17'li sistem. Demek ki Urmevi'den çıkarsayabildiğimiz kadarıyla elimizde bir şekilde barıştırılmayı bekleyen 4 farklı perde dizgesi yaklaşımı bulunmakta. 1. Pitagoryen 17'li dizgeye göre Edvar yani diziler. 2. Münferit tetrakordal ve pentakordal cinsler ki bunları ilgili 17'li Pitagoryen dizilere az sonra ben ilk kez yerleştireceğim. 3. Urmevi'nin Farabi'den aktardığı udde saatini oranlarına göre diziler. Ve 4. Bahsettiğim ud resminden hareketle olması gerektiğini varsaydığım Yarman de saatini yorumuna göre diziler. Bu aşamada Yarman de saatini yorumumu daha dakik açıklamak isterim. 1333 tarihli sağ elle çalan müzisyene göre ters yüz ettiğim ud resminden görülebileceği üzere pestentize, bam, mesles, mesna, dir, at tellerini sırasıyla batı akorduna göre
Sol, do, fa, si bemol notalarına akortluyoruz ve açık mesna yani C3 telinden yukarıya doğru 4/3 oranındaki tam dörtlü aralığı göz kararınca nitekim aritmetik 7 parçaya bölüyoruz. Açık zir yani fa telinden ve açık had yani si bemol telinden yukarı aynı bölünmeye devam ettirdiğimizde peslerdeki açık tellerin tam oktavı olan sesleri versinler diye Tanini destanını 196 sentlik 28/25 oranından 204 sentlik 9/8 oranına çekmemiz gerekiyor. Nihayet dizgemizi aynı tertip oktava tamamlıyoruz. Bu sayede dikkat buyurun oktavda 17 perde elde edilmektedir. Rahmetli Emin Beyhum az önce altını çizdiğim gibi onunla paylaştığım bu aritmetik bölünme keşfine yönelik olarak önerin sadece spekülasyondan ibaret Ozan demişti. Ancak görülebildiği kadarıyla söz konusu yaklaşımım spekülasyon olmanın çok ötesinde bir manzarayı gündeme taşımaktadır. Yani Pisagorean 17'ye oldukça benzer 17'li bir dizge ile karşı karşıya kalmaktayız. Bu o kadar böyle ki herhangi derecedeki maksimum mutlak fark sadece 1,5 komadır. Diğer bir deyişle Urmevi'nin Pisagorsal oranları kanaatimce çok daha muhtemel olarak aslında bu yapıyı kastetmektedir. Tüm oktavlarda rastlanan aralıklar ile beraber ele alındığında ve 9 sentin altındaki mükerrer kesirler ayıklandığında buradan 24 perdeli alternatif bir yapıya ulaşılmaktadır. Urmevi'nin aktardığı münferit cinslere dayalı az sonra vereceğim dizilerde olduğu gibi Farabi'den beri bilinen desatin de bu yapıya iyi kötü iz düşürülebilmektedir. Şimdi 17'li meşhur Pisagorsal dizgeye göre Isfahan'ı, Rahevi'yi, Sirefkend'i Kuçek'i ve Büzürg'ü münferit cinslerin yerleştirimlerine göre kurguladığım dizilerle karşılaştıracağız. Duyalım. Thank you.
Bu aşamada ise Farabi'den beri bilinen desatine dayalı kurguladığım dizilerle orijinal cins yerleştirimlerine göre kurguladığım dizileri karşılaştıracağız. Duyalım. Son olarak mevzu bahis orijinal cins yerleştirimlerine göre kurguladığım dizileri Yarmanyen desatine dayalı kurguladığım dizilerle karşılaştıralım. Duyuyoruz.
kadim Edvard'ın diriltilmesi. Artık bu kadar etraflı ve dakik bir incelemeden sonra nihayet hedefimize varmak üzereyiz. Bu uğurda birazdan Dimitri Kantemir'in ve Abdülbaki Nasır Dede'nin ilgili makam tariflerine müracaat edeceğim. Ancak her şeyden önce şimdiye kadar yapılanları hızlıca özetlemek istiyorum. Urmevi'nin meşhur 17 perdeli Pitagoryen dizgesine göre açıkladığı dizileri, tarafımdan tetrakordal ve pentakordal cins yerleştirimli dizilerle karşılaştırdık ve söz konusu 3 limitli oranlarla bu işin pek de olmadığını gördük. Demek ki müellifçe asıl kastedilen söz konusu pitagorsal matematiksel kurgudan alt kümeler çıkarmak olmamalı. Sonra Farabi Desatinli dizileri yine tarafımdan tetrakordal ve pentakordal cins yerleştirimli dizilerle karşılaştırdık ve bazı kusurları saymazsak nispeten daha iyi duyumlar alabildiğimizi gördük. Sonunda ise Yarman yorumuna göre elde edilen desatine dayalı dizileri aynı şekilde tarafımdan tetrakordal ve pentakordal cins yerleştirimli dizilerle karşılaştırdık ve çok daha uygun bir manzaraya ulaştığımızı fark ettik. Uzun sözün kısası, rahmetli meslektaşım Emin Beyhum'un "Bu işin bir çözümü yok, meğer ki o da hiçbir zaman icra esnasında fiziksel perdeler bağlanmamış olsun" iddiasının hilafına, gerek söz konusu cinslere dayalı dizilerin, gerek Farabiyen oranların, gerek 17'li Pisagoryen dizgenin Yarmanyen desatin tarafından tatminkar biçimde temsil edilebildiği anlaşılmaktadır. Bu noktada kadim Edvard'ın günümüzde de önemli ölçüde geçerli olduğunu ispat edebilmek üzere, az önce bahsettiğim gibi Kantemir'in ve Nasır Dede'nin makam tariflerine yaslanarak sırasıyla İsfahan'ı, Rahevi'yi, Zirefkendi Kuçek'i ve Büzürg'ü 79'lu kanun perde sistemime iz düşüreceğim. Bakalım Dimitri Kantemir ve Abdülbaki Nasır Dede İsfahan ile ilgili hangi açıklamalarda bulunmuşlar? Kantemir'e göre İsfahan terkibi: Hüseyini makamı gibi agaze verir ve Hüseyini perdesine gelince Acem perdesine basar. Oradan geri dönüp Hüseyini, Neva ve Uzal yahut Hicaz yüzünden çargah perdesini atlayıp segaha düşer, yani bir nevi eksik müstahar gösterir. Oradan gene yukarı çıkıp çargah perdesine ve sabah perdesine basarak sabah namesini güzelce gösterir ve sabah yüzünden gelip dügahta karar kılar. Kantemir'in yorumunca eski Edvard'a göre İsfahan makamı: Bileşik makam olan pençgahtan hareket eder, oradan Hüseyni'ye çıkıp gene pençgaha, yani nevaya döner, çargaha ve segaha uğradıktan sonra dügah perdesinde uşaklı karar kılar. Nasır Dede'ye göre İsfahan 11. makam: Neva perdesinden başlayıp Hicaz perdesine iner, yine neva perdesine dönüp oradan çargaha, segaha ve dügah perdesine inerek orada uşaklı karar verir. Ama neva perdesinden yukarı Hüseyini, Acem, Gerdaniye ve Muhayyer perdesine dek çıkabilir. Böylece nevada Hicaz yedenli Buselik beşlisi gösterir ve dügah perdesinden aşağı Ras perdesine uşak bitişe yeden almak üzere inebilir. Bu anlatımlardan benim çıkarsayabildiğim en uyumlu Kantemir ve Nasır Dede İsfahan iz düşümlerini peş peşe duyuyoruz. Sırada bakalım Kantemir ve Nasır Dede Rahevi ile ilgili hangi açıklamalarda bulunmuşlar? Kantemir'in yorumunca eski Edvard'a göre Rehavi makamı: Neva perdesini çargah perdesine iyice yakınlaştırıp, yani nevadan Hicaz'a glissando yapıp oradan hareket ederek çargah ve segah perdelerine uğradıktan sonra dügah perdesine gelir. Dügahın altındaki yarım perdeye, yani zirguleye de basıp dügahta karar verir. Nasır Dede'ye göre Rahevi 6. makam:
Rast perdesinden başlayıp dügaha çıkar, sonra zirgüle perdesiyle Rast'a ve Gevaş'ta inip dönerek yine Rast'a gelip orada karar verir. Bu anlatımlardan benim çıkarsayabildiğim en uyumlu Kantemir ve Nasır Dede Rehaviyiz düşümlerini peş peşe duyalım. Sırada bakalım Kantemir ve Nasır Dede Zirefkent ve veya Kuçek ile ilgili hangi açıklamalarda bulunmuşlar? Kantemir'e göre sözde makam Zirefkent'in gerçek versiyonu. Ses verme hareketine muhayyerden başladığı takdirde tam perdelerle aşağı inip çargaha gelir. Oradan sonra buselik perdesine basıp birdenbire nitekim dügaha uğramayarak Rast perdesine düşer. Oradan da Irak perdesiyle inip karar yeri olan Aşiran'da durur kalır. Kantemir'e göre Kuçek terkibi. Gerdaniye perdesinden hareket edip Evce ve Hüseyni'ye iner. Nitekim Hüseyni'de uşak kalış sergiler. Oradan sonra Neva perdesini atlayıp yani sabaha basıp çargah perdesine düşer. Çargahtan da sabah şeklinde hareket ederek karar yeri olan dügah perdesine varır. Kantemir'in yorumunca eski Edvar'a göre Zirefkendi Kuçek makamı. Dügah'tan hareket eder ve Segah perdesini atlayıp Çargah'a, Pençgah'a yani Neva'ya ve Hüseyni'ye çıkar. Oradan yine Segah ki kastedilen muhtemelen Eviç ve Tizrast Gerdaniye perdelerine çıkıp yine Hüseyni perdesine döner. Oradan Pençgah yani Neva perdesinin üzerinden atlayıp yani sabaha basıp Çargah'a ve Segah'a iner ve sabaha kararla Dügah perdesinde karar verir. Nasır dediğe göre Kuçek 15. terkip. Hüseyni perdesinden muhayyer perdesine dek çıkıcı ve inici olarak uşak şeklinde gezinmeye başlayıp sabaha karar verir. Bu anlatımlardan benim çıkarsayabildiğim en uyumlu Kantemir ve Nasır Dede Zirefkendi Kuçek iz düşümlerini şimdi peş peşe duyurmak istiyorum. Sırada bakalım Kantemir ve Nasır Dede Büzürk ile ilgili hangi açıklamalarda bulunmuşlar? Kantemir'e göre Büzürk terkibi.
Ses verme hareketine Buselik yüzünden başlayıp Dügeha ve Aşiran'a iner, oradan geri dönüp Rehavi yani Geveşt yüzünden Ras perdesinde karar kılar. Kantemir'in yorumunca eski Edvar'a göre Büzük makamı. Çargah perdesinden ses vermeye başlar, oradan Segeha, Dügeha ve Rast'a inip Nermsegah'ta yani Irak'ta karar kılar, fakat bazı kere Çargah'tan Segeha atlayarak yani Kürdi basarak inip Dügah perdesinde karar verir. Nasır dediğe göre Büzürk 52. terkip. Sabah ile başlayıp Irak karar verir. Bu anlatımlardan benim çıkarsayabildiğim en uyumlu Kantemir ve Nasır dede Büzürk iz düşümlerini şimdi peş peşe duyurmak istiyorum. Tarafımdan cins yerleştirimli diziler, hem Yarmanyen Desat'ın yorumuma dayalı diziler üzerinden, Scala programının mikrotonal özelliklerine dayalı icralar yaparak bitiriyorum. Önce tarafımdan cins yerleştirimli dizi biçiminde anladığım kadarıyla bir ısfahana dair doğaçlama sunuyorum. Sonra Yarmanyen Desat'ın oranlarına dayalı dizi biçiminde anladığım kadarıyla bir ısfahana dair doğaçlama yapmak istiyorum. Bir parantez açıp cins yerleştirimli diziyi kullanarak 3. Selim'e atfedilen "Ey gaziler yol göründü yine garip serime" parçasından eldeki imkanlarla olabildiğince bir kesit deniyorum ki şaşırtıcı biçimde bugün bildiğimiz nameye alabildiğince yakın düştüğü görülebiliyor. Açtığım parantezi kapatırken bu kez Yarmanyen Desat'ın yorumuma dayalı diziyi kullanarak aynı Serhat Türküsü'nden olabildiğince bir kesit takdim ediyorum ki yine şaşırtıcı biçimde bugün bildiğimiz halini çok andırıyor.
Gelinen aşamada cins yerleştirimli diziye dayalı olarak rahevi doğaçlamayla devam ediyorum. Sonra Yarmanyen desatin oranlarına dayalı diziyi kullanarak Rahevi'yi seslendiriyorum. Şimdi cins yerleştirimli diziye dayalı olarak Zirefkendi Kuğçek'i duyalım. Yarmanyen desatin oranlarına dayalı diziyi seferber ederek Zirefkendi Kuğçek'i işitelim. Ne kaldı geriye? Evet, cins yerleştirimli diziye dayalı olarak Büzürk. Ve son olarak Yarmanyen desatin oranlarına dayalı olarak Büzürk. Sözlerimi toparlarsam, bence Uğur Mevi'nin 17'li Pitagorsal dizgesinden kastettiği aslında Yarmanyen desatin oranlarıdır. Ve bu perdeler hiç olmazsa bir takım kadim udlara fiziksel olarak bağlanmıştır. Söz konusu kesirler, Safiyüddin Uğur Mevi'nin verdiği tetrakordal ve pentakordal cinsleri yerleştirdiğim dizilere göre makamları oldukça iyi karşıladığı gibi, aynı zamanda Farabiyen desatin ile de oldukça uyumludurlar. Bu çalışmanın en can alıcı noktası ise kadim Edvard'ın günümüzde de önemli ölçüde geçerliliğini koruduğunu gösterebilmek olmuştur diye düşünüyorum. Sunduğum ayrıntıları ileride bir makale şeklinde ele almayı gözetiyorum ve o vakte kadar burada ileri sürdüğüm özgün fikirlerden yararlanmak isteyenlerin bana uygun atıfta bulunmasını temenni ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.